Bandırma ihalesinden 2005 yılından beri koç almaktayız. 2010 yılında da halk elinde ıslah çalışmamız başladı. Saf Mernoz üzerinde. Hem kan değişimi olduğu için her yıl koçumuzu oradan ihaleden değiştiriyoruz. Koç değişiminde çok verim elde ediyoruz. Kan bağı olmadığından dolayı. O koçu da tekrar gene Mernos'ta kullanıyoruz. Karaca ve Etigem'den aldığımız stokları çapraz eşleştirmede kullandığımız için kan bağı olmuyor ve hastalıklardan uzak daha iyi sağlıklı bir döl elde ediyoruz bunlarda. O yüzden koçun fiyatının yüksek olması, ucuz olması bizim için yani ucuz etin yani statüsü olur hesabı olur da kaliteli hayvan her zaman kalitedir. İkizlik oranımız yüksek oluyor. Koçun burada pahalılığına bakmayacaksın, döl verimine bakacaksınız. Bunları biz bütün üreticilerimize anlatıyoruz. Burada kendi çiftliğimizde uygulamalar olarak da gösterebiliyoruz bunları. Bizim ikizlik oranımız %50-60'lara şu an dayandı. Kaliteli bir, sağlıklı bir hayvan üretmeye çalışıyoruz burada. Amacımız o. Ve bunu tüm üreticilerimize de tavsiye ediyoruz yani. Devletimizin ürettiği güzel hayvanlardan biz de üretiyoruz, devletimiz de üretiyor. Bunlardan herkesin alıp kendi sürülerini ıslah etmesini istiyoruz. Biz çünkü güzel sonuçlar aldığımız için diğer sürücü arkadaşlarımıza da tavsiye ederiz yani bunları. Dün biraz da ihale inat üzerine de olur gibi oldu biraz. Hayvan da güzeldi. Biz de paraya kıydık diyeyim yani artık. Sürümüz şu anda zaten %95 Mernos özelliğini taşıyor. Çiftliğimizde daha çok bu koçun döllerini üretme amaçlı aldık bu parayı. Bunu biz şu anda bize 75 liraya geldi bu koç. Şu anda sürümüz